Merhaba arkadaşlar. İzmir Özel Türk Koleji Marmaris Kampüsü 4B sınıfı olarak Yalvaç Ural'ın Sincap adlı kitabının beğendiğimiz şiirleri seslendirmek istedik. Dinlemeye hazır mısınız? Sincap. Bahçemizde ceviz ağaçları, üzerinde sincaplar. Biz olsun diye beklerken en güzel cevizleri yere düşmeden onlar toplar. Balıkçılık. Balıkçı, balıklar örümceklere çok ama çok kızıyorlar. Çünkü insanlar ağ ile balık tutmasını onlardan öğrendi diyorlar. Kış geceleri, soba başında oturulur, kestane pişirilir, cin mısırı patlatılır, nineler masal anlatır. Çekil sobanın yanında uyuklar, işte bu yüzden uzundur kış geceleri çocuklar. Bir filmi yorumlamak. Dün akşam ayrıca sinemaya gittik. Nenem evde kaldı. Dönüşte filmi ona da anlattık. Hepimiz aynı filmi görmüştük ama anlayamadım. Neden ayrı ayrı şeyler anlattık? Bilgiler. Ay, dede, güneş, baba, toprak, anadır. Ya insanlar? İnsanlar da onların biricik çocukları. Çocuğun dostu. Annem dedeme çocuk gibi olduğunu baba dedi. Bu yargıya ben de katılıyorum. Çünkü evde en çok ben dedemle anlaşıyorum. Nedir bu güzel şey? Bir anne kucağı kadar sıcak, bir bulut gibi hafif ve yumuşak, en iyi yiyecekler kadar doyurucu, gelincikler arasında gezer gibi. Nedir bu güzel şey bildiniz mi? Uyku. Geceleri gözlüklerimle uyumak istiyorum. Annem zorla çıkarttırıyor. Bu yüzden de düşümde gördüğüm şeyleri iyice seçemiyorum. Bir soru. İnsan yavrusu çocuk, koyununki kuzu, keçinin oğlak, ceylanın ceren, atın tay, devenin dayrak. Tilkininki neden tilki, kurtun neden kurt, yılanın neden yılan? Hiç düşündünüz mü çocuklar? Kışların evreni. Kışlar pasaport kullanmazlar. Diledikleri ülkeye özgürce gidip dönebilirler. İstenmez onlardan geçiş izinleri. İşte bu yüzden güzeldir kuşların evreni. Kıyamet kıyamet. Dünyamızın son nesne. Sanki bizmişiz gibi yaşıyoruz. Düşünmeden tüketiyoruz. Petrolü, kömürü, ormanı, suyu, balıkları. Yoksa bizden sonra mı kopacak? Ninelerimizin kıyamet dediği. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.